Herkese merhaba arkadaşlar. Webdenim Arkadan'la hoş geldiniz. Bugün sizlerle BİM'den 59 liraya almış olduğumuz Polo Smart'ın Smart Fit adlı akıllı bilekliğini inceleyeceğiz. Kutu açılışını yapacağız. Buyurun isterseniz videoya geçelim. Biz daha önce uygulamasını yüklemek için ve cihazı şarj etmek için kutuyu açmıştık ama sizlerle tekrardan kutu açılışını gerçekleştireceğiz. Şimdi kutunun dış yüzeyinden her zaman olduğu gibi bahsetmek istiyorum. Şu şekilde bilekliğin kendisi resmi konumlandırılmış buraya ve ayrıca adım sayar, kat edilen mesafe, kalori ölçer, nabız ölçer, sosyal medya gibi özelliklerinde burada ön plana çıkarılmış. Burada sosyal medya özelliği kafa karıştırmaması için söylüyorum. Gelen bildirimleri görme adına burada bundan bahsedilmiş. Kutunun arka kısmını incelediğimizde ise genel bilgilerinden burada bahsedilmiş. Genel bilgiler olarak ekran boyutundan, ağırlığından, pil kapasitesinden, şarj süresinden gibi özelliklerinden bahsedilmiş. Ben bunlardan zaten videonun ilerleyen dakikalarında bahsedeceğim. Ve ayrıca paket içeriği oldukça zengin duruyor bu arada. Polo Smart Fit ve ayrıca kullanım kılavuzuyla oldukça zengin bir paket içeriğine sahip diyebiliriz. Ve burada kalp hızını ölçmeye yarayan sensörden bahsedeyim. Zaten bunları tek tek sizlere sunacağım. İsterseniz ürünün kutu açılışını gerçekleştirelim. Kutusundan çıkardığınızda böyle bir görüntü sizleri karşılıyor. Ayrıca alt kısmında şöyle de bir kullanım kılavuzu bulunmakta. Bunu sizlere göstermek adına şöyle açmak istiyorum. Oldukça uzun bir şekilde. Burada garanti belgesi şöyle göstereyim. Burada 2 yıllık garanti belgesi mevcut. Ayrıca ürünün kullanımından bahsedilen bilgi kutucukları mevcut. Ve ayrıca arka kısımda da ürünün kendisinden bahsedilmiş. Burada önemli noktalardan birisi ise Smart Fit'in uygulamasını indirmek adına iOS ve Android kare kodları bulunuyor. Bunları okutarak uygulamaya sahip olabiliyorsunuz. Dedikten sonra şimdi gelelim asıl ürünümüzün kendisine. Yani Polo Smart'ın Smart Fit adlı akıllı bilekliğine. Şöyle bir kutunun içerisine konulmuş. Evet, şimdi ürünün kendisini inceleyelim. Şöyle elinize ilk aldığınızda ilk hissiyatından bahsetmek istiyorum. İlk hissiyat olarak böyle bir malzeme kalitesi sizi kendisine çekmiyor tabii ki. Malzeme kalitesinde biraz eksiklik var diyebiliriz. Sert bir plastik tercih edilmiş. Herhangi böyle eğilip bükülmede kırılacakmış gibi duruyor ama gene de 59 liralık ürün için bence yeterli diyebiliriz. Özelliklerinden bahsedince bunu daha iyi anlayacaksınız zaten. Bu arada çoğu bilekliğin sağ veya solunda şarj girişi oluyor ama bu bilekliğin şarj girişi bilekliğin üst tarafında konumlandırılmış. Şarj girişini sizlere göstermek adına kordonu çıkarmaya çalışacağım. Kordonun çıkması oldukça zor. Evet, uzun uğraşlar sonucunda kordonu çıkarabildim. Burada görmüş olduğunuz kısım herhangi bir adaptöre veya USB girişine takılarak şarjı gerçekleştirebiliyor. Şöyle sizlere göstermek adına şöyle bir kısımdan oluşuyor. Şimdi isterseniz ekranın üzerindeki jelatin kısmı alarak sizleri Smart Fit ile buluşturalım. Smart Fit'i açtığınızda şöyle bir ekrana sahip. Üst kısımda şarj göstergesi, aşağı kısımda adım sayar. Direkt ana ekranda gösterilmekte. Bu arada ekran renkli bir ekrana sahip. Bunu da belirtmek istiyorum ama renkler çok da göz alıcı, çok da canlı diyemem. Bu arada ekran dokunmatik değil. Böyle kaydırarak sağa sola veya aşağı yukarı kaydırarak menüler arasında geçiş veya işlevleri sağlayamıyorsunuz. Şurada görmüş olduğunuz kısımdaki dokunmatik tuşa tıklayarak menüler arasında geçiş sağlayabiliyorsunuz. Yani bu şekilde sağlıyorsunuz işlevlerinizi. Şimdi isterseniz tek tek uygulamalarından, servisli uygulamalarından bahsedelim. Burada ilk olarak adım sayar var tabii ki ve kalp ritmi ölçer bulunmakta. Burada spor modları, aktivite modları bulunmakta. Ve mesajınızı görüntüleyebilmeniz adına burada mesaj kısmı bulunmakta. Ve daha fazlası bulunan bölümde ise telefonun bul gibi uygulamalar bulunmakta. İçeriğinden bahsedeceğim zaten. Ayrıca burada şundan bahsetmek istiyorum. Cihazımızın dili İngilizce, Türkçe değil. Bunu özellikle belirtmek istiyorum sizlere. Ürünün batarya tarafına gelecek olursak batarya kapasitesi 90 mAh. Normal kullanımda 5-6 günlük bir kullanım ömrü sunmakta. Ve 2 saat içerisinde bilekliğimiz tam şarj olmakta. Şarj dolumuzu biraz düşük diyebiliriz. Tabi bu da fiyatıyla paralel olarak bulunmakta. Burada suya dayanıklılık özelliği olarak ise sadece su sıçramalarına dayanıklı. Yani su altında bu ürünü kullanamazsınız. Bu arada bu ürün cihazınıza, telefonunuza Bluetooth 4.0 teknolojisi ile bağlanmakta. Ürünün arka kısmında şurada görmüş olduğunuz gibi
kalp atış ritminizi ölçmeye yarayan sensör bulunmakta. Şimdi isterseniz ürünün özelliklerini denemeye başlayalım. Şu şekilde kolunuzda, bu şekilde. Bence tasarım olarak gerçekten oldukça ergonomik ve şık duruyor diyebilirim. Bir akıllı bileklik adına tasarım olarak bence gayet güzel diyebilirim. Şimdi sizlerle kalp ritim ölçer uygulamasını denemek istiyorum. Şurada görmüş olduğunuz tuşa basılı tutarak uygulamaya giriş yapabiliyorsunuz. Şu şekilde sizlere göstermek istiyorum. Şu anda da görmüş olduğunuz gibi ölçmekte. Kalp atış hızını ve kandaki oksijen oranı da ölçüyor burada. Ve ayrıca tansiyonu da ölçüyor. Bu da önemli bir nokta. Tansiyon ölçer çoğu akıllı bileklikte bulunmamakta. Görmüş olduğunuz gibi bence oldukça sağlıklı değerler bulunmakta. Burada biraz da isterseniz spor modlarından bahsedelim. Bu uygulamaya da giriş yaptığınızda da koşu, ip atlama ve ayrıca fitness gibi spor modları bulunmakta. Bu aktiviteleri destekliyor. Şimdi daha fazlası bölümüne geldiğimizde giriş yapalım isterseniz. Kamera, yani bu ürünü kamera deklanşörü olarak kullanabiliyorsunuz. Ayrıca telefonun bu uygulaması bulunmakta. Ve ayrıca burada tema kısmında ana ekrandaki adım sayarı kapatıp açmaya yarıyor diyebiliriz. Ve ürüne reset atmak için burayı kullanıyorsunuz. Bu ürünün uygulamasını indirmek adına telefonunuzdan bu kare kodu okutabiliyorsunuz. Ve ürün hakkında bilgi verilmiş, versiyonu ve ürünün kendi model hakkında bilgi verilmiş burada. Şimdi isterseniz ürünün akıllı telefondaki uygulamasını açalım, sizlere gösterelim. Şimdi biz daha önceden uygulamasını indirip bağlantısını gerçekleştirmiştik. Buradan verileri almıştı. Adım sayarı burada göstermekte. Kat ettiğiniz mesafeyi göstermekte. Yaktığınız kalori ve ulaştığınız hedefleri burada göstermiş. Ve biraz önce ölçtüğümüz kalp atış ritmi uygulamasındaki veri buraya direkt aktarılmış. Burada uykunuzu ne kadar derin veya hafif şekilde gerçekleştirdiğinizi ve kaç defa uyandığınızı da buradan görüyorsunuz. Burada görmüş olduğunuz gibi daha önce kalp atış ritmimi 3 defa ölçmüşüm. Kanımın oksijen doygunluğu burada görmüş olduğunuz gibi %99 oldukça iyi bir değer diyebiliriz. Burada şundan da bahsetmek istiyorum. Dili Türkçe'ye çevrildiği için bazı şeyler Türkçe, bazı şeyler İngilizce. Bazı sözcükler, bazı kelimeler yanlış çevrilmiş. Bunu da tabii ki saatin fiyatının oldukça ucuz olmasına veriyorum diyebilirim. Burada görmüş olduğunuz gibi servis ve uygulamaları görebiliyorsunuz. Burada bulmak olarak yazan kısma tıkladığınızda size de göstermek adına şöyle görmüş olduğunuz gibi akıllı bileklik titreşim sağlıyor ama ses çıkarmıyor. Bunu da belirtmek istiyorum. Burada şurada görmüş olduğunuz daha önce de gösterdiğim mor kısmında şöyle telefonun bul uygulamasına şu şekilde giriş sağladığınızda evet telefonunuz şu şekilde bilezik bir cep telefonu arıyor yazıyor ama en azından telefonunuzu bulmaya yarıyor diyebilirim. Telefonunuz bu şekilde ses çıkarıyor. OK'ye tıkladığınızda da tabii ki kapanıyor. Şurada görmüş olduğunuz uygulama ise akıllı bilekliği şu şekilde görmüş olduğunuz gibi bileğinizi şu şekilde çevirdiğinizde ekranın otomatik olarak açılıp açılmamasını buradan sağlayabiliyorsunuz. Ve ayrıca bu özelliğin hangi saatlerde açılıp kapanacağını da buradan ayarlayabiliyorsunuz. Dedikten sonra DND moduna geldiğimizde ise bildirimleri almak istemiyorsanız bu modu şuradan etkinleştirebiliyorsunuz. Şu alarmlar kısmına girdiğinizde ise buradan alarmlar oluşturabiliyorsunuz. İsterseniz sizlerle şöyle hızlıca bir alarm oluşturalım. Saati 16.05, 16.06'ya kuruyorum. Onaylama kısmından onayladım. Bakalım alarmımız ne şekilde çalacak. Evet şu anda görmüş olduğunuz gibi saati biz 16.06'yı gösterdi ve alarm kısmı etkinleşti ama oldukça kısa sürdü diyebilirim. Yani bu titreşimle uyanmayabilirsiniz. En azından benim için söyleyeyim. Uykum oldukça derin olduğu için bu titreşime uyanmayabilirim yani. Şimdi son uygulamamız olan uzun oturduğunuz zaman yani herhangi bir yerde uzun süre oturduğunuzda bir hatırlatma kısmı var. Bu hatırlatmayı açarsanız sizi bileklik ara ara uyarıyor. Yani çok uzun oturdunuz, kalkıp biraz hareket edin diye sizleri uyarıyor. Şurada görmüş olduğunuz uygulamadan mesaj gönder kısmından burada hangi uygulamadan bildirim veya mesaj almak istediğinizi şurada görmüş olduğunuz kısımdan ayarlayabiliyorsunuz. Aramalar, SMS, Facebook, Line ve WhatsApp, Instagram'dan da bildirimler veya mesaj almak istiyorsanız buraları etkinleştirip veya deaktive edebiliyorsunuz.
Şimdi sizlere mesaj bildirimimizi ne şekilde alıyorsunuz bunu göstermek adına görmüş olduğunuz gibi benim telefonumdan göndermiş olduğum mesaj burada gözükmekte direkt ana ekranda ama kayboldu. Biraz bu süre kısa oluyor yani bu akıllı bildirimler veya mesajları kısa süreli ekranda tutuyor. Bunu özellikle belirtmek istedim. Şuradan tekrar mesaj kısmından mesajlarınızı şöyle okuyabiliyorsunuz. Şimdi de sizlere aramayı ne şekilde gösteriyor? Aramaları ekranda ne şekilde gösteriyor? Sizlere göstermek adına bu şekilde titreşimle sizleri uyarıyor. Telefonunuz çalarken akıllı bilekliğiniz de sizleri uyarıyor. Ama bunu akıllı bileklik üzerinden yanıtlayıp veya reddedemiyorsunuz. Bunu da önemli nokta olarak sizlere söylemek istedim. Burada daha fazlası bölümüne tekrar girdiğinizde, kameraya girdiğinizde şu şekilde telefonunuzun kamerası açılıyor. Ve ayrıca şuraya tıkladığınızda şu kısma tekrar tıkladığınızda ard arda fotoğraf çekimi sağlıyor. Bir kez daha tıklıyorum. 3'ten geriye doğru geri sayım sağlayarak fotoğrafı çekimi sağlıyor. Evet arkadaşlar, BİM'den 59 liraya almış olduğumuz akıllı bilekliğin genel bir değerlendirmesini yapacak olursak bileklik fiyatına göre bence güzel özellikler sunuyor diyebilirim. Çünkü piyasadaki diğer akıllı bileklikler gerçekten pahalı diyebiliriz. Günümüzde 59 liraya ve fiyatında hiç de artış olmadı. Çıktığından beri 59 liraya satışa sunuluyor. Standart özellikleri olan bir akıllı bilekliğim olsun, adım sayar olsun, kalp ritim hızı ölçer olsun, spor aktivitelerini destekleyen bildirimleri görebileceğim gibi özellikler olsun istiyorsanız bu ürünü alabilirsiniz. 59 liraya BİM'de satılmakta. Bence gayet fiyatına göre fiyat performans ürünü diyebilirim. Bu ürünün linkini zaten açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Daha önce A101 üzerinden almış olduğumuz Honor Band 5i adlı akıllı bilekliği de kanalımızda inceledik. Şurada bir yerde çıkacak olan karttan ona da ulaşabilirsiniz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer videomuzu beğendiyseniz aşağıda bulunan beğen butonuna ve abone ol butonuna tıklamayı unutmayın. Sizler de yorum ve görüşlerinizi yorum yap kısmından bizlere iletebilirsiniz. İyi günler diliyorum.